İşte bahsetmiştik. HES uygulaması ve açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı ve perakende sektörüne bunun etkileri nasıl olacak diye soracağız. Muhabirimiz Ahmet Tunağan Şimşek konuyla değerlendirecek bizler için. Ahmet, söz sende. Teşekkür ediyoruz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. HES uygulaması ve açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Bizler de şu anda açık bir AVM'deyiz. Dolayısıyla açık AVM'lerde de maske zorunluluğu kaldırılmış oldu. Şimdi biz görüş alacağız. Venezia AVM ve İstanbul Yönetim Direktörü Oğuz Isıgölü ile birlikteyiz. Oğuz Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Burası bir açık AVM ve insanların birçoğu maske takmıyor. Maske zorunluluğu kaldırıldığı için, ki bugün de biraz hava soğuk aslında. O yüzden çok fazla da yoğunluk yok. Kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle biz İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyi bekliyoruz tam uygulamaya geçebilmek için. Ama Sağlık Bakanı'nın söylediği kadarıyla artık açık alanlarda maske zorunluluğu tamamen kalktı. Biz de açık bir alışveriş merkezi olduğumuz için bu bizim ortak alanlarımızda maske zorunluluğu kalkmış oldu. Mağazalara girerken bir süre daha biz mağaza yöneticilerinden içeriye maskesiz alınmaması konusunda destek isteyeceğiz. Çünkü sosyal mesafenin korunamadığı durumlar oluşabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için bu uygulama bir süre daha devam edecek. Ateş ölçüşümü de artık kalktı AVM girişlerinde. Kapalı alanlarda da sosyal mesafenin korunabildiği durumlarda ve havalandırma sistemlerinin yeterli olduğu durumlarda zorunluluk yok artık. Evet. HES kodu uygulaması da tamamen kalkmış oldu. HES kodu uygulamasından dolayı zaten AVM'lerde kapılarda bir yığılma oluyordu, sıra oluyordu. Özellikle hafta sonları yoğun olduğu zamanlarda ciddi bir yoğunluk oluyordu kapılarda. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bu müşteri sayısını artırır mı? Önümüzdeki dönemlerde bir hareketlilik sağlar mı? Ve özellikle AVM'lerde etkinlikler de oluyor, sosyal etkinlikler de oluyor. Bunlarla birlikte önümüzdeki dönemlerde, haftalarda bir hareketlilik bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Aslında bu kısıtlamaların azaltılması ve kaldırılması uygulamaları dünyada da başladı. Avrupa ülkelerinde özellikle biz de takip ediyoruz. Bunun olumlu etkileri insanlara psikolojik etkileri oluyor olumlu olarak. Hani pandeminin yavaş yavaş artık etkisini azalttığı, gündemden düşmeye başladığı algısı yaratıyor. Ama alışveriş merkezleri en baştan beri bu tedbirlerin en sıkı uygulandığı, ilk olarak uygulandığı ve örnek uygulamaların yapıldığı yerlerde. Dolayısıyla bu tedbirler hani resmi olarak kalktı dense dahi biz iç uygulamada kısmen bunları devam ettirmeye çalışacağız. Kontrollü bir şekilde ziyaretçilerimizi ağırlamaya çalışacağız. Bunun için sözlü veya görsel uyarılarımız devam edecek. Kapılarda her ne kadar HES uygulaması sorgulanmayacak ve ateş ölçümü yapılmayacak olsa dahi sosyal mesafeyi koruyarak biz kabul etmeye devam edeceğiz ziyaretçilerimizi. Ama sektör genelinde mutlaka olumlu etkisi olacaktır. Çünkü bu bahsettiğiniz gibi alışveriş merkezleri girişlerindeki yığılmalar azalacak. Ve insanlar çok fazla hani kaygılar daha azalacak diyebiliriz pandemiyle ilgili. Dolayısıyla daha çok alışveriş merkezlerine gitmeyi tercih edebilirler bundan sonra. Peki, Oğuz Bey, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Venezia AVM ve İstanbul Yönetim Direktörü Oğuz Isıgölü ile birlikteydik. Sözü tekrar merkeze bırakalım.